Değerli konuklar, değerli izleyiciler, Emel Kırım Vakfı'nın düzenlemekte olduğu Emel Fikir Kültür Konferanslarında bu hafta Doktor Filiz Tutku Aydın'ı misafir ediyoruz. Filiz Tutku Aydın hocamız bize bu hafta Kırım'ın işgalinin dünyadaki yankılarını anlatacak. Ben bu haftaki programı açmak üzere vakfımızın yönetim kurulu üyesi ve Emel Dergisi editörü Sayın Bülent Tanatar'a sözü bırakıyorum. Buyurun Bülent Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgili Kırım dostları, Emel Kırım Vakfımızın düzenlediği akademik konferanslar dizisinin bu haftaki Kırım'ın işgalinin dünyadaki yankıları başlıklı toplantısına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz o meşhum 2014 yılının Şubat ayında vuku bulan Kırım'ın Rusya tarafından ikinci işgalinin, daha doğrusu güpegündüz gaspının dünyadaki yankıları. Bu apaçık, haksız hukuksuz işgal ve onu izleyen ilhak süreci hepimizin gözleri önünde cereyan etti. Bu işgal, Rusya'nın Sovyet sonrası Yeltsin yıllarında içine düştüğü açmazdan 10 yıla varmadan çıkıp bölge kabadayılığı rolü için çeşitli denemeleri giriştiği ve Pax Amerika'nın artık kimsenin itibar etmediği bir serap olduğunu ortaya çıktığı, çözülemeyen, halı altına süpürülen istikrarsızlıkların, çatışmaların giderek arttığı, punduna getirenin yeni maceralara kalkışmaktan kaçınmadığı, uluslararası konjonktürün kör bir noktasında Putin'in görünmeyen bir blöfü olarak başladı ve Rusya görünürde ilk partiyi kazandı. Fakat oyun bitmedi. Oldu bittiğiyle elde edilen bu kazanç bir Pirus zaferinden başka bir şey değil ve Kırım'ın hazmuk sanıldığı kadar kolay olmayacak. Kırım'ın işgalini meşrulaştırmak, onu dünyaya kabul ettirmek için Putin Rusyası parayla, olmadı tehditle, var gücüyle çabalıyor. Ama karşısında öncelikle geçmişin izleri silinmez tarihsel gerçekleri ve yüzyıllar içinde oluşmuş bir dünya mirası olan koca bir hukuk kodeksi var. Politika, yani çıkarlar sonra geliyor. Yani Rusya dünyada yalnız değil. Ben yaptım, oldu taktiği kısa vadede işe yarasa da uzun vadede tökezlemeye mukadder. Biz Kırım Tatarlarının, gerek Kırım Yarımadamızın kendisinde, gerekse dünyanın dört bir yanına dağılmış irili ufaklı diasporalarımızda bu işgale karşı direnişi de bu meselede hesaba katılması gereken önemli bir moral kaynağı. Biz Emel dergimizin 2014 yılına ait 246-249 nolu toplu sayısında bu işgali protesto eden, irdeleyen bir seri yazılar yayınlamıştık. Burada yasal metinlerin yanı sıra dünyanın birçok bölgesinden akademisyenlerin yazılarına, bildirilerine de yer vermiştik. Aynı sayıda bugünkü konferansiyemiz Tutku Aydın hocamızın da yayınladığımız akademisyenlerin bildirisindeki eşgüdüm rolünün yanı sıra işgal karşısında Kırım Tatarlarının duruşuna değin önemli bir makalesi yer alıyordu. Bugün Tutku hocamız bize aradan geçen 7 yılın sonunda Kırım'ın işgalinin dünyada yarattığı etki ve buna gösterilen tepkilerin bir icmalini, bir değerlendirmesini yapacak. Kendisine ve bu konferansı dinleyici olarak katılan bütün izleyenlere teşekkür ederiz. Namık. Teşekkür ederiz Bülent Bey. Filiz Tutku Aydın aslen Polatlılı. Bilkent Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını 2012 yılında Toronto Üniversitesi'nde karşılaştırmalı siyaset alanında ve Kırım Tatar diasporası üzerine yapmış ve aynı üniversitede ders vermiştir. 2014'te TÜBİTAK Yurda Dönüş Programı ile Türkiye'ye gelmiş ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Palgrave Yayın Evi'nden Kırım Tatarlarının emigre, sürgün, diaspora ve ulus ötesi hareketleri Sönmeyen Ateşi Sürdürmek adlı İngilizce bir kitabı yayın aşamasındadır. Hem Kırım Tatar diasporası hem de Türkiye'nin Karadeniz politikası üzerine İngilizce, Türkçe, Kırım Tatarca, Romence ve Ukraynca makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Eski Sovyet Sovyetler Birliği alanında azınlık hakları konulu bir TÜBİTAK projesi yürütmüş ve bu proje kapsamında 2017'de Kiev'de bir alan araştırmasını Fethi Kurti Şahin ve Feride Hanım Hüseyinova ile birlikte yürütmüştür. Ayrıca Türkiye'nin ve Kırım Tatarlarının sözlü tarihi Kuzey Kafkas diasporası da başka ilgi alanlarıdır. 2014 yılında Toronto'da Ukrayna diasporası ile birlikte ortak olarak işgale karşı çalışmalar yürütmüştür. Evlidir ve Canike ve Berke adında iki çocuğu vardır. Biz hocam buyurun söz sizde.
Çok teşekkür ederim Namık Bey. Ayrıca Bülent Bey, sizlere de çok teşekkür ederim bu güzel giriş için. Sesim iyiyse ben herhalde slaytlarımı paylaşarak başlamak istiyorum. Evet. Tekrar merhaba herkese, sayın hocalarım, öğrenci arkadaşlarım. Burada benim öğrencilerim de var bugün. Ve sayın katılımcılar, sayın Kırım Tatar derneklerinin temsilcileri, herkesi selamlıyorum. Bugün size Kırım işgalinin dünyadaki yankıları konulu bir konuşma yapacağım. Bu konuşma fikri Emel Vakfımızın tabii ki emektarlarından Zafer Karatay Bey'in ile konuşmamız sırasında ortaya çıktı. İngilizce bilmem, İngilizce konuşulan dünyada doktora çalışmalarımı yapmam dolayısıyla belki hani dünyada acaba Kırım'ın işgali nasıl görüldü, buna nasıl tepkiler var? Bu konuyu bize anlatabilir misin dedi. Ben de kabul ettim. Fakat araştırmaya başlayınca gerçekten bunun çok boyutunun olduğunu fark ettim. Mesela akademik boyutu var. Tabii ki medya boyutu var. Kamu diplomasisi boyutu. Bir de tabii uluslararası ilişkiler ve devletlerin siyaseti. Uluslararası örgütler, onların tepkileri şeklinde çok boyutlu olan bir süreç. Bu bağlamda şunu kapatabilirsem, evet. Bu bağlamda bu konuları bugün olabildiğince hızlı bir şekilde, belki bir ufuk turu şeklinde hepsine değinerekten işlemeye çalışacağım. Ama tabii bütün bunları işlerken analitik bir yaklaşımım da olacak. Aslında akademik olsun, kamu diplomasisi olsun veyahut uluslararası ilişkiler boyutu olsun, hepsinin bir nevi bu çağda iç içe geçtiğini iddia edeceğim ve hepsinin ortak bir söylem oluşturduğunu ve bir nevi Kırım Tatarlarının sesinin bu üç alandan, yani uluslararası ilişkiler, medya ve akademik alanda yeteri kadar duyulmadığı bu konuları işlemeye çalışacağım inşallah. Şimdi ondan önce belki korsan bir bildiri yaparsam, biraz kendi çalışmamdan ve kitabımdan bahsetmek istiyorum. Şu anda kitap yayın aşamasında ve Kırım Tatarlarının diasporasının üzerinde 20 senedir çalışıyorum. Ve burada benim hem kavramsal bir kavramsallaştırmam var. Özellikle Kırım Tatarlarının yurt dışındaki, yani ana vatanları dışındaki hareketlerini uzun mesafe milliyetçiliği kavramı kapsamında inceliyorum. Yani siz ana vatanınızda olmadığınız için, uzun mesafeden bir milliyetçilik yürüttüğünüz için literatürde olan bu kavramı Kırım Tatarlarına uyguladım. Ve buradan Kırım Tatarlarında değişik diaspora bilinçleri tespit ettim. Mesela Burak arkadaşımızın daha önce sunum yaptığı siyasi muhacere dediği emigre bilinci, yine Hakan Kırımlı hocamızın da bu konuda çalışmaları var. Daha sonra tabii ki sürgünde gelişen hareketimiz sürgün bilinci, diaspora bilinci ve ulus ötesi dediğimiz, yani global anlamda, küresel anlamda Kırım Tatarlarının bu teknolojinin getirdiği olanaklar sayesinde bir ulus ötesi millet olmak yolunda olduğu tezi. Bu şekilde 100 yıldan fazla bir zamandaki 4 ayrı coğrafyadaki Kırım Tatar diasporalarını bir şekilde bir tipolojiye, bir tabloya oturtmaya çalıştım. Belki şuradan tabloyu da gösterebilirim. Böyle dönemselleştirerek ayırdım. Ve bunlar arasında çeşitli bilinç farklılıkları var diaspora bilinçleri açısından.
Belki ilerideki bir inşallah sunumda da böyle bir konuyu işlemeye imkan kalır. Gerçekten benim esas uzmanlık alanıma bunu diyebilirim. Burada da özellikle Mehmet Niyazi ve Cengiz Dağcı'nın yine bu hafta onunla ilgili güzel aktiviteler oldu. Gerçekten devrimsel nitelikte diaspora bilincinin Kırım Tatarlarının gelişmesinde ki önemi, bu konularda da onların edebi eserlerini inceleyerek bir analiz sunuyorum. Dediğim gibi inşallah ileride bu konuda da bir sunum yapma imkanı olur. Şimdi öncelikle ben Kırım Tatarlarının dünyadaki Kırım'ın işgalinin dünyadaki yankıları konusuna biraz Kanada'dan bakacağım. Çünkü o sırada 2014 senesinde ben Kanada'daydım. Aslında 2001'den itibaren oradaydım, 11 Eylül'den itibaren. Dolayısıyla Kanada'daki Kırım, hem Kırım Tatar diasporası hem Ukrayna diasporasıyla iç içeydim. Yani Kırım'ın işgalinden öncesinde de onlar hakkında, onlarla ne diyeyim, bir şekilde haşır neşirdik. Kanada, Ukraynalıların çok yüksek oranda yaşadıkları bir yer. Bu 1,5 milyona yakını kendini Ukraynalı olarak tanımlıyormuş. Fakat tabii daha fazladır. Kanadalıların Ukrayna'ya gidiş sebepleri tabii ki Rusya'da yaşadıkları ekonomik, siyasi zorluklar. Tabii çeşitli dalgalarla oraya gitmişler. Ve Kanada'nın coğrafyası Ukrayna'ya çok benzediği için, stepler olduğu için Kanada'nın step bölgesine yerleşip aynı şekilde kültürlerini bizim Dobruca'daki gibi böyle bir fanus içinde kültürlerini sürdürme imkanları olmuş. Şimdi ben Toronto Üniversitesi'nde özellikle Center for European, Russian and ne diyelim, Avrupa, Rusya ve Avrasya çalışmaları, oradaki Ukraynalıların çalışmalarına tanık oldum. Ben de onlara katıldım. Başka bir şey, yine oradaki başka önemli bir merkez, Kanada'daki Ukrayna Çalışmaları Enstitüsü, Alberta'da. Dolayısıyla bir de Harvard'daki Ukrayna Çalışmaları Merkezi'ni sayarsak, Kanada ve Amerika'daki Ukrayna diasporalarının oldukça aktif olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle bu merkezler bir nevi Ukrayna'nın tarihinin yazılmasında, Ukrayna'nın milli kimliğiyle ilgili birçok tarihi belgenin hazırlanmasında çok büyük rol oynadılar. Şimdi yine Ukrayna'nın mesela millet olarak bir millet olma, milli devlet, millet inşa etme sürecini, onu bir millet olarak tarihin yazan kişi Orest Subtelny, yine o da Toronto bazlı bir tarihçi, onu maalesef kaybettik. Yine Frank Susun, bu Alberta'daki Kanada Ukrayna Enstitüsü'nün yine başındaki kişilerden. Paul Magushi, o kendisi Rusin asıllı, Ukrayna'nın Rusin etnik grubundan. Dolayısıyla onun yazdığı Ukrayna tarihi de yine çok önemli. Ayrıca Ukrayna'nın siyasal coğrafyasıyla ilgili bir kitabı, atlası var daha doğrusu, siyasal atlası. Ve burada Ukrayna'nın aslında hani sadece Ukrayna etnisitesinden oluşan bir millet değil de pek çok minik, hani farklı etnisitenin bir araya gelmesinden oluşan bir millet olduğunu sunmasıyla hani değişik bir tarih ekolü oluşturmuş bir kişi. Dolayısıyla Kırım Tatarlarına da çok ilgili, diğer etnik grupları olduğu gibi. Ve hemen 2015 yılında bu kamuoyuna hitap eden, yani sadece akademik olmayan ve Türkçe'ye, Ukrayınca'ya pek çok dile çevrilen This Blessed Land, yani Kırım ve Kırım Tatarları adlı kitabı yayınladı. Kitabı benim de okumamı istedi ve benim görüşlerime de önem verdi. O yüzden kendisine teşekkür etmem lazım. Onun dışında Kanada'daki Ukrayna çalışmalarıyla Kırım Tatarların belki daha çok kesiştiği yer,
özellikle Osmanlı belgelerinden Ukrayna tarihini anlamaya çalışma aktiviteleri. Mesela bu konuda Ömercan Priksak tabii ki bir lider. Ayrıca Halil İnalcık tabii ki yaptığı çalışmalarla hem Ukrayna tarihini hem Balkan tarihini biliyorsunuz zaten aydınlatmış ve o aradaki bağlantıyı kuran bir insan. Mesela gördüğünüz Viktor Ostapçuk Toronto Üniversitesi'nden, kendisi Halil İnalcık'ın öğrencisi. Ve şu anda mesela Osmanlı'nın Akkerman Kalesi'ndeki sicillere bakarak Ukrayna tarihini, Ukrayna sosyal tarihini, Ukraynalıları anlamaya çalışıyor. Çünkü o topraklarda yaşayanlar hani etnik Ukraynalılardı. Ve onlarla ilgili tek kayıt Osmanlı kayıtları. Bu da Kırım Tatarları, Osmanlılar ve Ukraynalıları yakınlaştıran bir nokta. Zaten bu tür birliktelikler biz oradayken daha Kırım'ın işgali olmadan gittikçe artmaya başlamıştı diyebiliriz akademik dünyada. Yine bu sefer ters yönlü bir şey. Bir Ukrayna kaynağı, Kırım Tatar tarihinin aslında çok önemli bir kaynaklarından biri. Bu da Hruşçevski biliyorsunuz büyük bir vakanüvist mi diyelim, tarihçi. 19. yüzyılda Ukrayna tarihini yazan. Ve onun bütün külliyatı bu bahsettiğim Kanada-Ukrayna Çalışmaları Enstitüsü tarafından İngilizce'ye çevrildi. Böyle footnotlarına kadar çok ince bir çalışma. Sanırım bir 10-15 yıllarını aldı bunu yapmak. Ve bunun bazı ciltleri tamamen Kırım Tatar tarihiyle çok çok ilgili. O yüzden bize de çok büyük katkıda bulundu. Bunun dışında mesela yine Burak Hoca'nın ilgilenebileceği İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalı mültecilerin yaşadıkları ile ilgili kitaplar daha pek çok. Yani Ukraynalı Kanadalıların ve Amerikalıların gerçekten bilimsel olarak kendi milletlerinin belki tarihini yazmaya, milletlerini oluşturmaya çok büyük katkıları olduğunu tekrarlamak lazım. Evet, bu da Magushi'nin kitabını sırasında hep beraber buluştuk ve burada görüyorsunuz bizim Kırım Tatar diasporası Toronto'daki. Yine aylık haftalık Kırım'ın işgalinden sonra gösteriler düzenliyorlardı. Yine Ukrayna diasporası ile birlikte koordineli olarak ben de onlara gidebildiğim kadar gidiyordum. Evet, ayrıca tabii ki Ukraynalıların sayısı bu kadar çok olunca milletvekilleri var ve Holodomor'u tabii ki Kanada parlamentosu tanıdı ve dünyada da yine bakın burada da bazı Güney Amerika ülkelerinde de var olan Ukraynalılar sanırım onların da etkisiyle bazı başka ülkelerde de Holodomor gittikçe onların etkili lobileri sayesinde tanınmaya başladı. Evet. Bu dönemde Kırım'ın işgali sonrasında biz şu tür aktiviteler yaptık. İlk önce çeşitli gazetelerle, televizyonlarla görüştük. Burada da gerçekten hazır olmadığımız, çok fazla örgütlü olmadığımız ortaya çıktı. Yani mesela böyle CNN birden görüşmek istiyor ve kimle görüşecek? Başka gazetelere hemen yazılar yazılması gerekiyor. Bu konuda köşe yazıları yazılması gerekiyor. Maalesef orada çok fazla biz belki Kırım Tatarları olarak birden hızlı hareket edemedik, birden örgütlenemedik. Ama işte bu süreçte Kanada'daki Ukrayna diasporası ve yine buradaki çok değerli hocalar hepsinin çok faydası oldu. Onlar bizi işte çeşitli gazetelere, televizyonlara mesela CNN aradığında bizi arayıp bir şekilde ulaşabildiler. Mesela burada benim Toronto Star gazetesiyle yaptığım bir görüşme.
Evet. Burası Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü Toronto Üniversitesi'nde. Ve orada Kırım Tatarlarının ikinci bir sürgünden korktuklarını söyledim. Ve gerçekten de o zamanlar Sivastopol'daki bazı şehirlerdeki Kırım Tatarları sayılmaya ve tespit edilmeye çalışılıyordu. Ve geçmişimizde de bunun örneklerini yaşadığımız için bence hani böyle bir şey gerçekten gerçekten hani normal böyle bir korku. Bunun dışında başka ne yapabiliriz medyaya ulaşmak dışında diye düşündükten sonra en iyisi Viktor Ostapçuk'un liderliğinde biz Kırım çalışan bütün ilgili akademisyenleri bir araya getirelim ve hani belki hatırlarsınız Fransız tarihçilerin hani Ermeni soykırımına karşı yazdıkları bir dilekçe vardı ve olabildiğinde çok hani tarihçiyi bir araya getirmişlerdi ve böylece hani bir akademik olarak bu konunun uzmanlarının görüşü önemli olur diye düşündük. Sanırım bu hatta Frank Sousson'un düşüncesiydi. Amerika'dan İdil İzmirli, Maria Sonetvitski, o da Kırım Tatar etnomüzikleri çalışıyor. Bir de Hodarkovski, Rus tarihçisi ama bu konularda yani gerçekten Rus söylemini izlemeyen Rus tarihçilerinden biri. Onlarla bir belge oluşturduk ve Hakan Kırımlı hocamız da tabii var. 250-300 hatta şu anda daha da artmış Kırım'la ilgili çalışmalar yapan bilim adamının bu dilekçenin altına imzalarını aldık ve halen de sanırım Viktor Ostapçuk parasını ödüyor bir web sitesinde bu dünyaya açık bir şekilde duruyor. Aslında hani bizim elimizin altında bizi destekleyen bu kadar bilim adamı var. Mesela Kırım Tatar kamu diplomasisi için bu çok önemli bir kaynak. Onu düşünüyorum. Bundan hani daha çok yararlanmak belki bu konuda başka yeni bildiriler hazırlanıp yeni imzalar toplanabilir. Ya da uluslararası hukuk kurumlarına başvururken bunun bir kanıt teşkil edeceğini düşünüyorum. Her ne halde de olursa olsun bizim belki kurumsal olarak bu web sitesini kendi uhdemize almamız yani bir kişi şu anda parasını ödüyor ama yani ona bir şey olabilir filan. Sonuçta bu tür şeylerin kurumsal olması önemli. Bunun dışında tabii ki Harvard'daki Ukrayna çalışmaları var. Orada da Serhii Plohi resmini buraya koymayı unutmuşum. O da Ukrayna'nın şu andaki en yükselen yıldız tarihçisi diyebiliriz. Onun çalışması da hani böyle Ukrayna milliyetçiliğine hizmet eden bir tarihçi şeklinde değil de daha çok Ukrayna bir sınır bölgesi olduğu için onu böyle bir bölge olarak çalışmak ve Ukrayna tarihini şöyle görüyorlar. Yani işte kimi geliyordu, Kozaklar geliyordu, Kırım Tatarları gidiyordu filan. Yani böyle sürekli bir akışkan halde olan bir bölge. Yani hem Serhii Plohi olsun hem Magushi gerçekten bizim kendi tarih anlatımızı oluşturmakta bize çok katkıda bulunacak insanlar diye düşünüyorum. Onlarla belki onları da çağırmak mümkün olur. Yani bu tür konferanslara bağlantı içinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında yani çok güzel projeleri var. Eğer sayfalarına girip bakarsanız Harvard'daki Ukrayna çalışmaları. Mesela Holodomor'la ilgili bir harita yapmışlar. İşte nerede ne kadar kişi vefat etti, hayatını kaybetti. Ve hemen oraya tıkladığınızda dijital harita deniyor. İşte orada onunla ilgili resimler görüyorsunuz. İşte sözlü tarih tanıklıkları. Bizim de böyle bir dijital tarih projemiz var biliyorsunuz. Hani Emel Vakfı içerisinde. Dolayısıyla belki sürgünle ilgili daha interaktif bir dijital harita ya da Kırım Tatarların sürüldüğü yerler, oradaki yaşamları bütün diaspora için düşünülebilir. Örnek alacak ve işbirliği yapacak çok şey var diyebiliriz. Evet.
Yine önemli Ukraynalı bilim adamlarından birisi, bilim kadınlarından Oksana Şevel. O da Ukrayna'daki mülteci sorunu üzerinde çalışmıştı Sovyet sonrası. Ve mülteci deyince tabii orada Kırım Tatarları da bu sınıfa girdi. Ve onunla ilgili, onun da hemen işgalden sonra gazetelere yazdığı bu tür opinion piece deniyor. Yani bu tür yazılar çok önemli. Bu tür yani herkes New York Times'a filan yazamıyor. Yani onu yazmak için belli standartlar gerekiyor. O yüzden bu tür bilim adamlarıyla hala bence bir ortak, önceden Kırım listesi gibi şeyler vardı. Ortak çalışma platformu oluşturma ihtiyacı, yani sürekli etkin bir kamu diplomasisi yürütmek için bence gerekli diye düşünüyorum. Yine ben baktığımda bunun ben içerisinde olamadım. Fakat hem Harvard'da hem de Cambridge'de yine Ukrayna çalışmaları merkezlerinde pek çok konferans düzenlendi. Evet. Buradan belki şeye geçebiliriz birazcık. Evet. Sanırım buradan biraz acaba akademide Kırım'ın işgali nasıl görüldü? Buna geçebilirim. Evet. Akademik literatürde ilk önce Kırım'ın işgalinin yansımaları şu şekilde oldu. Ya, Kırım'ın işgali çok fazla tahmin edilmemişti. Daha önce yapılan bir ankette bakıyoruz. Ancak %15 akademisyenlerin Rusya'nın Kırım'ı işgal edebileceğini söylemiş. Demek ki bazı eksiklikler var ya da bir nevi Rusya'nın dış politika hamlelerini tahmin etmek gerçekten zor. Burada Taras Kuzyo'nun bu konuda bir makalesi var ve ben de kendisine katılıyorum. Rus tarihi yapanlar Batı'da, daha evvel geçen hafta sanırım Ayşegül Hoca'yla da bu konuda konuşmuştuk. Maalesef Ukrayna'ya karşı, Kırım Tatarlarına karşı bütün Sovyet azınlık ya da milliyetlerine diyelim karşı bir tarih söylemi. Yani daha çok Rus gözünden bir tarih söylemini, belki bunu oryantalist bir tarih söylemi diyebiliriz, sürdürmekteler. Ve Taras Kuzyo onlara gatekeeper diyor. Yani kapı bekçisi. Rus anlatısı dışında başka bir tarih söyleminin, demin bahsettiğim mesela Ukrayna millet oluşturma söylemi veyahut Kırım Tatarlarının sesleri, bunların çok fazla girmesini istemiyorlar. Bu genel, ne diyelim, ana akım akademiye. Kırım'ın işgalinden hemen sonra Toronto Üniversitesi'nde bir konferans toplandı. Orada da davet edilmişti tabii ki Rus tarihçileri. Ve geldikleri zaman şey dediler, işte eski soğuk savaş ezberlerine dönmeyelim, işte Rusya'yı ötekileştirmeyelim, Rusya'yı çok fazla korkutmayalım, işte ona da şey yer verelim şeklinde bir bunun bir ötesi de revizyonist okul dediğimiz Sovyet çalışmalarında Rusya'nın bütün davranışlarından Batı'yı suçlama. Bunu da hala literatürde görüyoruz, uluslararası ilişkiler literatüründe. Yani Rusya'yı siz delirttiniz, onu bu aşamaya siz getirdiniz şeklinde bir yorum diye belki. Yani gerçekten şöyle haklı yönleri belki olabilir. Gerçekten kapitalizme geçtiğinde Batılı bazı danışmanlar Rus ekonomisini hızlı bir şekilde şok terapi metoduyla kapitalizme geçirmek için, kimi de kendi çıkarlarına hizmet etmek için bazı yanlış politikalar belki izlediler. Fakat bütün her şeyin tamamen Batı'ya yüklenmesi suçun, yani hiçbir ülkenin siyasetini analiz ederken zaten normal bir şey değil. Fakat bunun
Yani çok önemli uluslararası dergilerde böyle çarşaf çarşaf rahat rahat yayınlandığını görüyoruz bu tür teorilerin. Bunlara genelde şey kisvesi kılıfı altında oluyor. Realist okul, uluslararası ilişkilerdeki realist okul. Mesela buradaki hocalarım için isim verirsem Mersheimer, Gott gibi insanlar. Batı'nın ve NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın Kırım almasının sebebi olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu şekilde Batı Ukrayna'yı Rusya'nın yörüngesinden çıkarmıştır. Avrupa Birliği'nin çok aktif politikası bir nevi Rusya'yı bütün buraya itmiştir. Yani burada genel olarak benim konuşmamın tezi aslında bu akademik güya akademik çalışmaların bir nevi Rusya'nın söylemini desteklemesi, aynı zamanda Rusya'nın hani kamu diplomasisini bir nevi desteklemesi, orada da tekrar edilmesi, Rusya'nın medyasının da tekrar edilmesi, Rusya'nın tarihçileri tarafından tekrar edilmesi değil mi? Tarih anlatısında. Dolayısıyla yani bu akademik tezleri böyle çok hani masum akademik tezler olarak göremiyoruz artık. Belki benim söylemek istediğim bir başka şey de artık Kırım çalışmaları diyelim, Kırım'ın işgali meselesi. Aynı Filistin meselesi gibi, aynı siyasal İslam'la ilgili çalışmalar gibi çok ideolojik bir hale gelmiş, tir gelmiştir. Dolayısıyla belki akademik çalışmaları okurken onu yazan kişilerin varsayımlarını birazcık gözden geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani dediğim gibi bu realist uluslararası ilişkiler teorileri Batı'dan kaynaklı olan bizim okulumuza Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi geldi biliyorsunuz Rusya'nın en önemli okullarından. Ve bu Batı'dan aldıkları teorileri hiç değiştirmeden kendi tezleriyle ilgili bize konferans verdiler. Yani onların o kadar işine geldi ki zaten Batılıların geliştirdiği bu realist uluslararası ilişkiler teorisi. Yani bilmeyenler için realist teoriyi anlatacak olursak nedir? İşte Rusya'nın hayat alanı var, Rusya'nın etki alanı var ve işte uluslararası ilişkilerde nedir? Onun çok fazla etki alanına girdiğiniz zaman ondan bu tür hareketler beklersiniz. Çok normaldir, çok doğaldır. Rusya yani çok doğal davranmıştır şeklinde. Yani daha da sorgularsanız artık sosyal darvinizme giden bir açıklamaya varıyorsunuz. Çünkü bu hayat alanı felsefesi biliyorsunuz aslında Hitler'e dayanıyor. Yani Hitler de Almanya'nın hayat alanına ihtiyacı olduğunu, nefes alamadığını, o yüzden bayağı büyük bir toprağı işgal etmesi gerektiğini söylüyordu. Ama bunlar çok rahat bir şekilde bugün tekrar uygulandığını görüyoruz. Evet, yine örnekler işte dediğim gibi Gott var, Treisman var, Gardner var. Hani aralarında argüman farkları var. Kimi diyor Rusya işte tam Kırım almak istemiyordu, son anda improvize etti. Ama kimi de diyor ki yani bu zaten yapısal olarak o yöne doğru gidiyordu çünkü işte NATO genişliyordu şeklinde. Yine bu tür realist teoriler Rusya'nın petrol ve gaz işte onları korumak için jeopolitik çıkarlarını korumak için bunları yaptığını ve bunların arkasında yine evet çünkü çok doğal gibi bir mantık var. Bizde de yine geçen hafta Ayşegül Aydüngül hocamın konferansında bunu konuştuk. Batı'dan alınan bu teoriler genelde aynen kopya edildiği için işte Avrasyacı analizlerin de gerçekten çok işine geliyor. Bu tür teoriler yani Rusya'nın yaptıkları doğal yani ne beklersiniz falan gibi bir bakış açısı var. Bunun dışında akademikte Kırım'ın işgalini açıklayan başka bir görüş, liberal görüş. Onlar da işte Guriyev, McFaul, eski Amerikan Büyükelçisi, aynı zamanda tabii siyaset bilimci.
Putin'in kendi iç politikadaki sorunlarından ilgiyi başka tarafa dağıtmak için, ekonomik zorluklardan ilgiyi başka tarafa dağıtıp seçim kazanmak için buna yöneldiğini söylüyorlar. Yani bazı hak yönleri tabii ki olabilir. İnşacı bir görüş var. O da diyor ki, bu da yine belli yönden mantıklı açıklama sayılabilecek bir teori. Soğuk Savaş'tan itibaren Rusya ile Batı sürekli böyle bir dans içerisindeydi. Yani sürekli sürekli kartlarını arttırıyorlardı diyelim. O yüzden böyle bir noktaya gelindi. Yani burada işte ilk önce NATO mu sözünü tutmadı yoksa ilk önce Rusya mı sözünü tutmadı? Çünkü yani NATO genişledi, o yüzden Rusya böyle davranıyor derseniz NATO'nun genişlemesinin sebebi nedir? Rusya çünkü Baltık ülkelerine oradaki Rusları korumak için müdahale edebileceğini ima etti. Dolayısıyla Baltık ülkeleri NATO'dan daha fazla koruma istediler. Aynı şekilde Romanya ve Bulgaristan'da daha fazla koruma istedi. Çünkü yani bütün Doğu Avrupa ülkeleri daha önce bunu yaşamıştı. O yüzden bir an önce NATO'nun koruma şemsiyesi altına girmek istediler. Fakat şu realist görüşte diyor ki ama öyle yapmasalardı yaptıkları için Rusya'yı korkuttular filan. Evet, inşaatçı okulda diyor ki bunlar zaten böyle işte birbirin, yani şöyle demek istiyorlar. Soğuk Savaş aslında bitmedi bir nevi. Yani o zamanki repertuarlar, davranış şekilleri aynen devam etmekte diyen bir akademik görüş var. Yine başka bir akademik görüş, niye Rusya Kırım'ı işgal etti? Yani şimdi bu işgal oldu ve buna akademisyenlerin tepkileri, değil mi? Burada bu kısımda onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yine medeniyetler çatışması tezinin yeni versiyonları. İşte çünkü Rusya Ortodoks medeniyetine bir zarar geleceğini düşündü Batı'nın iyice genişlemesiyle. Dolayısıyla Rusya hem kendi yine dini bütünlüğünü korumak için Kırım'ı işgal etti şeklinde bir görüş var. Yine başkaları bunun değişik versiyonları, Rusya işte eski büyük devlet statüsünü özlüyordu, bu nostaljisi vardı ve bunu korumak için Kırım'ı işgal etti şeklinde. Ve belki bunu daha nüans gösteren bazı çalışmalar yeni yeni ortaya çıkmakta. Onlar da mesela şöyle diyorlar. Aslında işgalden hemen önce çok fazla Rusya'nın belki genel bir planı vardı da hemen işgal etmek gibi bir, yani olayın ayrıntılarına bakıyorlar. Hemen işgal etmek gibi bir düşüncesi yoktu. Mesela özellikle Jirinovski ve Gennady Zyuganov, Komünist Partisi'nin başkanı biliyorsunuz, gibi güya Putin'e muhalif görünen siyasetçilerin birden demagoji yapmalarıyla halkı galeyana getirmeleriyle, ayrıca Russia Today gibi çeşitli Rus gazete ve televizyonlarının birden böyle sanki hem Kırım için hem genel Rusya için işte Ukrayna'yı faşistler alıyor ve bir an evvel işte onlar gelip bizi kesecekler gibi o kadar böyle ötekileştirici, o kadar korkutucu bir propaganda yapmaları birden kamuoyunu, hani en iyisi Kırım alınmalıdır şeklinde bir görüşe doğru o dönemde itti gibi böyle analizler var. Şimdi kamuoyu meselesinde belki şunu söyleyebiliriz. Kamuoyu meselesinde gerçekten burada bizim bahsettiğimiz bu propagandanın, bu Melez Savaş araçlarından biri, Melez Savaş propagandalarının gerçekten önemi çok fazla. Çünkü daha önce yapılan, yani Kırım'ın işgalinden önce yapılan anketlerde böyle
referandumda iddia edildiği gibi kesinlikle ya da referandum sonrasında yapılan anketlerde iddia edildiği gibi bir Rusya'ya katılma şeklinde bir çoğunluk kesinlikle görülmüyor. Dolayısıyla bu propaganda çok anahtar rol oynuyordu bir nevi. İnsanları galeyana getirmek, belki onları pasifize etmek, yani desteklerini alamasak bile pasifize edelim şeklinde bir anlayış var. Ama kamuoyu anketleri konusu ve insanların ne kadar bu işgali desteklediği konusu literatürde gördüğümüzde çok fazla kötüye kullanılan bir konu. Herkes kafasına göre yalan yanlış bazı anketlerden alıntı yapıyor. Artı hani işgal altında olan bir referandum, herhangi bir anketin zaten hiçbir değeri yok. Bir de zaten böyle bir destek olsa bile uluslararası hukuka göre bunun hiçbir anlamı yok. Evet, buradan belki geleceğimiz nokta, işte akademide Kırım'ın işgalinin yansıması bu şekilde oldu. Akademisyenler böyle tepkiler verdiler. Fakat burada genel olarak literatüre baktığınızda Kırım Tatarlarının adı yok, sanı yok. Yani hiç Kırım Tatarlarından bahsetmeden bir uluslararası ilişkiler makalesi Kırım'la ilgili yazılıp bitiriliyor. İşte bizim de bu konuda itirazımız var. Çünkü şu anda Kırım'ın işgali yok, Kırımlıların işgali desteği falan tartışmalarında konuşmamız gereken sürgün. Yani çünkü Kırım'ın şu andaki durumunun meydana gelmesinin sebebi Kırım Tatarlarının sürgünü. Ve uluslararası ilişkiler tarihsiz yapıldığı zaman, yani hiç tarih olmadığı zaman son derece burada bence güdük analizlere sebebiyet veriyorlar. Ayrıca tehlikeli ve son derece de ideolojik, ayrıca yanlı analizlere sebebiyet veriyorlar. İkinci bir nokta da Rusya'dan sanki böyle bir etnik homojen bir Japonya gibi bir devletmiş gibi bahsetme mantığı var. Ama tarihinden beri Rusya etnik çeşitliliğe sahip ve böyle bir etnik tarihi var. Yani içerisindeki çeşitli milletlerle girdiği ilişkiler var. Yani kimisini sömürgeleştirmiş, kimisini sürmüş, kimisini belli yerlere getirmiş belki. O yüzden Rusya'nın bu çoğulculuğu içinde algılamayı gerçekten akademide göremiyoruz. Zaten akademide şöyle bir şey oldu. Sovyetoloji diye bir bilim vardı Soğuk Savaş zamanında. Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Sovyetologların çoğu ister istemez Rusya uzmanı oldular. Ve çok az kişi hani Ukrayna uzmanı ya da başka bir, ama zaten hani bu yerelliğe gidip burada alan araştırması yapma imkanı daha öncesinde de yoktu. Daha sonrasında da onlar için tercih edilmedi. Çünkü bu yerel dilleri öğrenmek gerekiyordu ve başka şeyler. Dolayısıyla akademide bu konuda Kırım Tatarlarının olmamasına şaşmamak lazım. Gerçekten bu önyargılardan dolayı diyebiliriz. Kırım Tatarlarının akademide destek gördüğü tek yer uluslararası hukuk diyebiliriz. Elimden geçen pek çok uluslararası hukuk makalesinde Rusya'nın tezleri çürütülüyor. Yani hemen hemen hepsinde. Çünkü çok tutarlı bir yön bulunamıyor. Bazılarından belki ilginç olur diye bahsedeyim. Oldukça çok zaman aldım ama bilmiyorum yani ne zaman bitireceğiz gibi bir düşünce var mı? Konuşmadık bunu. Yok, devam et Tutku, gayet güzel, teşekkür ederim. Tamam, biraz daha devam edeyim. Bu arada siz de isterseniz bölebilirsiniz. Evet, şimdi Rusya'nın en önemli tezi işte Kosova tezi biliyorsunuz. Çünkü ne dedi? İşte Kosova'da böyle bir bağımsızlık tanındı. Orada da bir soykırım tehlikesi vardı. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin kendisine göre en büyük sebebi tabii ki işte oradaki Rus asıllılara
karşı şiddet gösterilme, belki onların soykırıma uğratılma tehlikesi olması gibi bir tez. Fakat uluslararası hukuka göre bu teze çok fazla destek ve kanıt bulunamıyor. Çünkü kendisi Rusya Kırım'ı işgalden önce bir Ukrayna'daki insan haklarını bir değerlendirmesini yapmış. Kendisi Kırım'da bir insan hakları ihlali tespit etmemiş. Yani kendi raporunda böyle bir şey yok. Ayrıca hiçbir ülkenin Kırım'daki büyük çaplı bir insan hakları ihlali veyahut oradaki Rus azınlığa karşı büyük bir baskıdan falan haberi yok. Dolayısıyla böyle bir tez öne sürüyor fakat bu tezi kanıtlayamıyor. Bunun dışında zaten eğer öyle bir insan hakları, Rus azınlığının ezilmesi gibi bir durum olsa bile bu hemen ayrılmayı bile gerektirmiyor. İlk önce yani Ukrayna makamlarına, uluslararası hukuka göre işte oradaki iç hukuk yollarını tüketmek gerekiyor. Daha sonra eğer ayrılıkla ilgili bir referandum düzenlenecekse bunun kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılması gerekiyor, değil mi? Hukuki bir referandum bu şekilde düzenlenir. Daha sonra yine işgal edilmiş bir halde referandum olması mümkün değil. Bütün bunlar Rusya'nın uluslararası hukuk tezlerini çürütüyor. İşgal altında, silahların altında ve olağanüstü hal durumunda tabii ki bir referandumun gerçekleşmesi mümkün değil. Bu bir, o zaman bir sözde referandum oluyor. Gerçek bir referandum değil. Ve referandum ve sonrasında Kırım'ın özerklik ilan etmesinden sadece birkaç saat sonra Rusya ile birleşme açıklanıyor. Yani eğer oradaki Rus azınlık ezilse bile onların Rusya ile birleşmesi gerekmiyordu. Hani özerk bağımsızlıklarını ilan ediyorlar, ederlerdi. Yani bu Rusya ile birleşmek için bir sebep oluşturmazdı. Rusya'nın başka bir tezi, Suriye'de de kullandığı bir tez, işte oranın hukuki hükümetinden, tanınan hükümetinden, Yanukovic'den bir davet aldığı yönünde. Fakat Yanukovic onu davet etmiş olsa bile oradaki vatandaşları korumak için, bu şey anlamına gelmez. Yanukovic ondan Ukrayna'yı işgal etmesini istemiş olamaz. Yani istediği falan yok, değil mi? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla orada Rusya'nın argümanları oldukça zayıflıyor. Fakat literatürde altını çizilen nokta, sonuçta bunlar nispeten uluslararası hukuktan bir argüman bulmaya çalışılması. Hani nispeten meşruiyeti var. Fakat bir de Rusya tarihi argümanlar yapıyor. Nedir? Rusya'nın tarihi bir misyonu olduğu, Kırım'ın işte zaten her zaman Rus olduğu, efendim Kırım'ın Rusya'nın isteğine aykırı olarak Ukrayna'ya verildiği, oradaki çoğunluğun etnik Rus olduğu için tabii ki Rusya'ya katılma hakları olduğu gibi argümanlar. Bunlar zaten hukuken de geçerli değil ve ayrıca çok da tehlikeli bunların kabul edilmesi bir şekilde. Çünkü o zaman ne bileyim, bizim Bulgaristan'da bir sürü Türk var, biz de oralara girebiliriz. Biz Balkanlarla tarihi bağlarımız var diye ta Budapeşte'ye kadar ilerleyebiliriz. Yani bu öyle bir Pandora'nın kutusunu açar ki uluslararası hukuktaki çok önemli bir prensip olan yani şu andaki var olan sınırların korunması. Yani senin vatanının dışında tabii ki kalmış soydaşların olabilir. Onların haklarının ezilmemesi için çeşitli müdahalelerde, yani insan hakları anlamında uyarılarda bulunabilirsin. Ama bu hiçbir şekilde orayı alıp kendi topraklarına katmayı gerektirmez. Nitekim bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı dünyasında ilk defa bir devlet başka bir devletin topraklarını ele geçiriyor, değil mi? O yönden gerçekten çok vahim. Yani sonuç olarak literatür gerçekten işler acısı bir halde, uluslararası ilişkiler literatür özellikle. Fakat uluslararası hukukta bence çok ilerleyebileceğimiz noktalar var gerçekten.
Yine bu Rus anlatısının dünyadaki yankıları bir yönden akademide devam ederken bir yönden de ne diyelim medya dünyasında devam ettiğini görebiliriz. Aralarında büyük bir ilişki olduğunu. Biz bile hani bu 7 senedir bu medyayı takip ederek bazen New York Times'da, Washington Post gibi çok böyle belli başlı gazetelerde aynı bu bahsettiğim akademisyenler gibi Rus tezlerini alıp savunan makalelere rastlayabiliyoruz. Ben de bunu araştırdım hani nasıl olabiliyor, nasıl böyle yayınlar yapılabiliyor diye. Ya da biz de yapalım. Yani biz de onun karşıtı olan tezler. Genelde böyle yazarlara baktığımda hani konuyla çok alakası olmayan, bu konuyu bile çalışmayan, böyle bir Rusya uzmanı falan olmayan kişilerin bu yayınları yaptığını görüyoruz. Burada da bu gazetelerde bir böyle eşitlik, yani Amerika'da çok yaygın olan, böyle her iki tarafın tezlerine de ağırlık vermeliyiz şeklinde bir politika olduğunu gördüm. Fakat işte bu o zaman yani bizi çok relativist, göreceli bir yere getiriyor. Yani o da doğru, o da doğruysa o zaman yani herkes istediğini düşünebilir ve yani ortak anlaşabileceğimiz bir doğru yok. Yani burada bir yargı yok. Yargı yoksa analiz yok, değil mi? Yön kalmıyor böyle bir durumda. Bu Ukraynalılar tarafından da çok eleştiriliyor. Yani Batı medyasında gerçekten bu tür yayınların çok fazla olması. İkinci sebep de maalesef Rusya'nın hani para verdiğini bazı kişilere, bazı yazarlara ve aktif bir hani Batı medyasında kendi lehine yayınlar çıkması için çalıştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bunlara da herhalde örgütlü bir şekilde, sistematik bir şekilde karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü Rusya'nın en önemli dış politika doktrini şu, her zaman savaş halindesin. Yani şu anda barışta gibi göründüğün bir ülkeyle de aslında savaş halindesin. Yani bu melez savaş dediğimiz olgu, savaş hiç bitmiyor. Ve savaşın sadece silahlarla yapılmıyor, savaş medyayla yapılıyor, propagandayla yapılıyor, trollerle yapılıyor. Sosyal medya kullanılarak, böyle ana akım medyada kendi lehine şeyler çıkartılarak olabiliyor. Evet, bu konu önemli bir konu. Bunun dışında yine bu sefer şeye baktım. Acaba Amerika'daki think tanklerde, Amerikan kamuoyunda bu işgalin yansıması nasıl oldu diye. Think tanklerden Brookings Enstitüsü ve nispeten yine bu dediğim gibi her iki görüşe de önem veren enstitülerden biri. Fakat orada Stephen Pfeiffer özellikle Ukrayna'ya silah sallanması yönünde bir görüş ileri sürüp böyle bir tartışma başlattı bu Kırım'ın işgalinden sonra. Tabii o herhalde Kırım için değil, daha çok Donbas bölgesinde Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için oldu. Ve yani çok fazla oradaki Amerika'daki kurumların da çok hızlı tepki verdiklerini söyleyemeyiz. Yani bu da genel olarak benim şöyle bir analizime yol açtı. Amerika bütün başkanları döneminde çok çok aktif bir Rusya politikası geliştiremedi. Yani daha reaktif bir Rusya politikası geliştirdi. Mesela bu think tanklere, Brookings olsun, Atlantik Konseyi, başka think tanklere baktığımızda Soğuk Savaş döneminde çok büyük önemleri var ve gerçekten onların söyledikleri bazı fikirler Amerikan politikasını etkileyebiliyor. Fakat şu anda onların gittikçe güçsüzleştiklerini görüyoruz ve bu sosyal medya ortamında da çok hızlı böyle hap bilgiler önemli olduğu için
Yaptıkları analizler de gerçekten kalitesini yitirmekte. Fakat bu süreçte Atlantik Konseyi biraz Ukraynalı pek çok devlet adamını çağırdı. İşte onlara işte bir kürsü verdi, konuşmalarına şans verdi ve yayınlar, konferanslar düzenleyerek bir nevi mesela Brzezinski'yi çağırmışlar ve orada yine John McCain hepsi birlikte Ukrayna krizini Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük kriz olarak tanımlayıp yani Amerika'nın daha aktif bir politika yürütmesi yönünde çaba göstermişler. Yani Amerikan siyasetine çok fazla girmiyorum. Yani az çok oradaki tartışmaları biliyorsunuz. Fakat daha çok kamuoyunun belki yönlendirilmesinde bu tür think tanklere bakmayı uygun gördüm. Bir de yine Almanya'da bu tür think tankler var. İskender Bariyev bizim Kırım Tatar kamu diplomasisi konusunda çalışan meclis vekilimiz Konrad Adenauer vakfıyla çalışıyordu. Böyle bazı aktiviteler düzenlemişti. Yine işte Heinrich Böll Vakfı'nın Almanya'da bu konuda bazı konferansları olmuş hemen Kırım'ın işgalinden sonra. Vallahi ben birazcık daha konuşabilirim diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yoksa sorulara mı geçelim? Bence konuşmanı tamamlayan güzel, gayet güzel tuttu. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman şimdi bütün akademiye baktık, kamuoyuna baktık, dünyadaki devletler ve uluslararası örgütler. Bu ayrı kendi başına bir konu. Fakat ben burayı çok hızlı geçerek yani çünkü bu panoramayı tamamlamak istiyorum. Yani Kırım işgal edildi ve herkes ne düşündü? Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz hemen Kırım'ın işgali sonrasında, referandum sonrasında da bir Güvenlik Konseyi toplandı. Fakat Güvenlik Konseyi'nde Rusya olduğu için hiçbir karar alınamadı. Ama genel kurulda mesela 100 kabul oyuyla bu referandum protesto edildi, onun hukuksuzluğu, yine Rusya'nın bir an önce işte Kırım'dan çıkması gerektiği yönünde kararlar alındı. Burada baktığımızda Rusya yanlısı bazı ülkeler, bunlar olumsuz oy verdiler. Ermenistan, Belarus olsun, Sudan, Suriye, Venezuela, birçok ülke çekimser kaldı. Mesela Afganistan, Pakistan, Mısır, Irak, Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ve Özbekistan mesela. Daha sonra da Birleşmiş Milletler'de düzenlenen birçok oturumdaki işte insan hakları ihlallerini kınama, Kırım Tatar Meclisi'nin kapatılmasına karşı çıkarılan kararlarda genel kurul genelde hep olumlu oy verdi. Fakat yine bu Rusya taraftarı olan ülkeler olumsuz oy verdiler. Fakat biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in zaten tabii ki hukuki çok önemi var ama bir yaptırımı yok. İşgale en somut tepki veren Avrupa Birliği. Hem insan hakları ihlallerini kınamak, hem işte siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulamak olsun. Ve Avrupa Birliği'nin işgale karşı bu kadar bir nevi daha sert duruş sergilemesinin sebebi Doğu Avrupa ülkeleri. Daha önceden dediğim gibi Polonya, Baltık ülkeleri, onların artık Avrupa Birliği'ne girmiş olması, Romanya, Bulgaristan bile gibi ülkeler, kişi bazında da Avrupa Birliği yaptırımlar uyguladı. Mesela işte Kırım'ın sözde başbakanı Aksyonov, hükümet sözcüsü Konstantinov gibi kişiler. Daha sonra bunlar yaygınlaştı. Ticari şirketlere, Gazprom'a, Transneft, Rosneft falan gibi pek çok şirketlere de uygulanan yaptırımlar, Rusya'nın derin sularda petrol aramasına karşı yapabilecekleri bütün yaptırımları uyguladılar. Fakat
Burada hep Fransa ve Almanya, Almanya özellikle Nord Stream'den dolayı Rusya ile enerji ilişkileri olduğu için birazcık daha böyle çekingen davrandı. Hani belki Kırım için yaptıkları en kötü politika, yani bize yaptıkları en büyük kötülük herhalde Minsk sürecinden, yani Ukrayna'nın, Doğu Ukrayna'daki Rus işgalinin sona erdirilmesi, oradaki savaşın bitmesi için yapılan görüşmelerden Kırım'ı ayırmak. Ve böylece Kırım'ı gittikçe gündemden düşürülmesine maalesef katkıda bulunmuş oldular. Bu dönemde yine Avrupa Birliği ortaklık anlaşması imzalayarak Ukrayna'yla böyle birazcık daha, yani bütün bunlar hep Doğu Avrupa ülkelerinde çok önemli çabaları ve lobileri sayesinde oldu. Güvenlik alanında tabii ki en aktif örgütlerden birisi NATO. NATO direkt olarak tehdit altına girdi. Kırım'ın, Rusya tarafının işgali, oraya işte nükleer başlıklı denizaltılarının gelecek olması, bir kere yani oradaki donanmanın gücünün artırılması Montreux Sözleşmesi'ne de aykırı. NATO'nun her türlü güvenliğini tehdit eden bir durum olduğu için zaten pek çok Doğu Avrupa ülkesinin isteğiyle, mesela Romanya artırılmasını istedi. Ülkesindeki NATO askerlerinin Bulgaristan artırılmasını istedi. İşte Makedonya NATO şemsiyesine girmek istedi. İşte Karadağ bile NATO şemsiyesine girdi en sonunda. Yani dolayısıyla NATO'nun önemli bir işgale tabii ki tepkisi oldu. Başka bir örgüt AGIT var. Bu örgüt maalesef çok fazla iş yapamadı. Çünkü içerisinde Rusya var. İçerisinde Rusya olunca onun veto yetkisi oluyor. Mesela bizim Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de yani neredeyse ölü doğmuş bir örgüt. Çünkü içinde Rusya var ve bir konferansta birisi söylemişti. Rusya bu örgütün çalışmaması için elinden geleni yaptığı için örgütler çalışmıyor. Yani burada önemli olan belki de şey, belki de burada önemli olan yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, buraya Ukrayna'nın Kırım Tatarları adına da yaptıkları başvurular var. Çoğundan olumlu yanıtlar çıktı. Yine uluslararası hukukta bizim güçlü tarafımız diyebiliriz ve burada tabii gitmemiz gereken çok yol var. Rusya tabii en son referandumla bunların hiçbirini tanımadığını, kendi hukukundan üstün olmadıklarını söyledi. Ama olsun, yani ileride durumlar değişebilir ve sonuçta bu Ukrayna'nın ve Kırım Tatarlarının diplomatik çabalarına çok faydası olacağını düşünüyorum. Yine G7'den tabii çıkarılması, G7 biraz aktif rol aldı Rusya'nın. Avrupa Konseyi Rusya'yı geri aldı falan, böyle bazı olumsuz gelişmeler de oldu. Mesela UNICEF, uluslararası örgütlerden Han Saray'ın oradaki Rus hükümeti, Kırım'daki sözde Rus hükümeti tarafından işte restorasyon bahanesiyle zarar görmesine karşı bir tavır aldı. Kararlar ortaya çıkardı. Yani konuşmamı toparlarsam ne diyebiliriz? Uluslararası örgütler, devletler diyelim, bir uluslararası sistem içerisinde şu anda bir dağınıklık yaşıyorlar. Yani hiçbir şekilde Rusya'nın bu işgaline karşı hazır değillerdi. Ki bu işgal aslında geliyordu 2008 Gürcistan Savaşı'ndan sonra. Rusya zaten pasaport dağıtmaya başlamıştı. Aynı senaryoyu, yani Kırım'da uygulayacağını bizim Mustafa Ağamız zaten söylemişti, uygulama ihtimalinin çok fazla olduğunu. Dolayısıyla Batı'nın daha reaktif bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve Rusya'nın anlatısının aksine Avrupa Birliği ve NATO
aslında hiçbir zaman ne Ukrayna'da ne Karadeniz'de çok aktif bir rol oynayamadı. Yani bunda Rusya'nın genişlemesinin sebebinin bu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani buna katılmıyorum. Dolayısıyla daha çok reaktif. Yani Rusya bir şey yapıyor, ona reaksiyon gösteriliyor. Daha sonra Rusya şeyden sonra, işgalden sonra bu sefer de Suriye'de yeni bir savaş sahnesi açarak zaten dikkatleri bir nevi o yöne çekti. Evet, sanırım bu benim sonucum. Ama sonuçta hem devletler nezdinde olsun, hem akademik alanda, hem işte kamu diplomasisi alanında maalesef ne diyelim, nasıl böyle işte Amerika'nın hegemonyası var diyoruz, her şeyi Amerika'nın gözünden görüyoruz falan. Aslında hem Amerika'nın hem Rusya'nın bu ne diyelim bilgi alanını kendi istedikleri gibi dizayn etme, anlatma gücü olduklarını görüyoruz. O yüzden hani hem üçüncü dünya ülkelerinin hem her tür diğer milletin Kırım Tatarları gibi sesi duyulmayan bu alanda daha çok seslerinin duyulması gerekiyor ve bu alanlar aslında şu anda çok iç içine geçmiş alanlar olarak görülmelidir. Bu da benim konuşmamın sonucu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz çok zamanınızı aldım. Gerçekten yani zevkle anlattığım bir konu olduğu için böyle oldu. Çok teşekkür ederim ve sorular varsa devam edebiliriz. Hocam biz teşekkür ederiz. Tabii konu çok geniş bir yelpazeye yayılan bir konu. Bu kadar özet anlattığınız için biz teşekkür ediyoruz öncelikle. Birkaç tane soru var. Bir tanesi Facebook'tan gelmiş. Zeki Uğurlu soruyor. Aslında biz bu soruyla sık sık da karşılaşıyoruz bu gibi programlarda. Bir de sizin yaklaşımınızı da öğrenmek isteriz. Ukrayna yönetiminin Kırım Tatarlarına yaklaşımlarının bugünlerde yani son dönemde pozitif olması köprüyü geçerken mantığıyla mı yoksa gerçekten samimi mi diye soruyor Zeki Uğurlu. Evet. Yani tabii ilk akla gelen bu köprüyü geçerken mantığı. Biz de gerçekten bu konuyu çok araştırdık. Benim çalışma arkadaşım Fethi Kurti Şahin'le birlikte bir makale yazdık bu konuda. Fakat mesela sadece devlet adamlarının sözleri düzeyinde değil de bürokratik düzeyde işte bazı yönergeler çıkıyor, bazı kanunlar kabul ediliyor. Bunların uzun ömürlü olduklarını gördük. Ve özellikle Ukrayna halkının Kırım Tatarlarına daha çok güvenmesi, onların imajlarının değiştirilmesi yönünde Ukrayna devletinin çabaları olduğunu gördük. Yani sadece böyle şunlara köprüyü geçene kadar iyi davranayım mantığı olsaydı, mesela neden Ukrayna halkının düşünceleri değiştirilmeye çalışılsın? Yani bayağı böyle bir siyasal iletişim çabalarına giriyorlar. Yani Kırım Tatarları ile ilgili böyle güzel oraya buraya işte pankartlar asıyorlar efendim, posterler, afişler. Böyle Kırım Tatarlarını sevdirmek, Kırım Tatar kültürünü sevdirmek falan. Mesela ders kitapları yazıyorlar. Yani bunlar uzun dönemli şeyler. Yani 2 sene sonra ders kitabını kaldıramazsın. Yani Ukrayna tarihini yeniden revize ediyorlar. İşte çok uzun dönemli politikalara girmeleri en sonunda hani biz Kurti ile şöyle bir sonuca vardık. Demek ki yani bunlar çok geçici değil. Yani bir hükümet geldi, öbür hükümet gitti. Bunlar değişecek gibi değil. Daha doğrusu şöyle diyelim, bundan sonra Ukraynalılar ve Kırım Tatarları kader ortaklığı yapacaktır. Ve orada da keşfettiğimiz bir şey, geçmişte de çok kader ortaklığı yapmışız meğerse. Yani bunları da tarihimizi araştırdıkça daha çok görüyoruz. Şimdi Kemal Tokuç, Doktor Kemal Tokuç hocamızın bir sorusu var. Evet. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve etkinliği konusunda da bilgi aktarabilir misiniz? Gerçi bir miktar bahsettiniz ama özellikle etkinliği konusu önemli.
Yani oldukça etkin olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Yani hem gazeteciler tarafından söyleniyor, hem ekonomistler tarafından, hem akademisyenler tarafından. Şimdi özellikle Kırım'da biliyorsunuz uzun süredir bir ekonomik kriz var. Mesela dün bir belgesel izledim. Şimdi Kırımlılar, biliyorsunuz Rusya'da peynir diye bir şey yoktur. Yani böyle tatlı bir şey var. Ama peynir yok yani. Avrupa peynirine alışmışlar. Ama şimdi artık Avrupa hiç peynir satmıyor. Dolayısıyla böyle kendi peynirlerini geliştirmeye çalışıyorlar ama böyle çok sorunlar yaşıyorlar filan. Yani böyle pek çok alanda gerçekten bu çok küçük bir örnek ama büyük bir mahrumiyet içindeler. Orada Ukrayna'nın oradaki işte şirketlere açtığı pek çok ticari davalar var. Yani hadi diğer davalar neyse de ticari davalarda bu paraları ödemek zorundalar. Yine çok fazla insan, kilit insanın hesapları donduruldu. Bunlar da yani ben Rus medyasını da takip ediyorum. Gerçekten çok büyük sıkıntıya sebebiyet veriyor. Özellikle de petrol fiyatlarının düşmesiyle. Yani şu anda aslında Rusya'da ekonomi çok iyi değil. Yani bir nevi uzun zamandır da değil. Aslında sadece hani petrole bağlı olarak gidiyor. İyi olduğu zaman biraz nispeten iyileşiyor. Mesela 2 sene önce işte emeklilik yaşının uzatılmasıyla ilgili çok böyle büyük gösteriler filan da oldu. Yani yine koronavirüsle ilgili sağlık sisteminin ne kadar çöküp olduğu, yani belki görmüşsünüzdür televizyonda. Yani hastanelerin durumu belki bizim 1950'de bile daha iyidir yani. Kesinlikle halka yayılan bir yatırım olmaması. Yani bu ekonomik krize bir nevi çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum bu yatırımlar. Ama yani tabii ekonomist olmadığım için böyle sayılar çok fazla veremem. Fakat onlar kendi medyalarında da bundan şikayet ediyorlar. Burada da Putin şöyle diyor, işte bunu Batı'ya karşı bir düşmanlık vesilesi olarak göstermek istiyor. Ama pek çok böyle daha liberal kesimde diyor ki yani sonuçta bu yaptırımlar belli insanları ve belli şirketleri hedef alıyor. Ve bu oligarklar zaten halkla parayı paylaşmıyorlar. Yani Rus halkını hedefleyen bir şey değil o anlamda. İhsan Kürşat Bilgin'in bir sorusu var hocam. Aslında Facebook'tan da benzer bir soru geldi. İkisini birlikte soracağım. Kürşat Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin işgale verdiği tepkilerin Kanada'dan ve diğer ülkelerden yansıması ve etkilerinden bahseder misiniz? Sizin gözünüzden yurt dışından görünümü yorumlamanızı isterim. Yani Türkiye'nin Kırım'ın işgaline karşı yürüttüğü politikayı soruyor. Zeki Uğurlu da tekrar bir soru soruyor. Uluslararası alanda Kırım'ın gündemden düşüyor olmasında Türkiye'nin reaktif tutumunun etkisi nedir diye soruyor. Bu iki soruyu birlikte cevaplayabilirseniz seviniriz. Evet. Yani şöyle aslında Türkiye'nin pardon. Türkiye'nin tutumu çok kötü değil bence. Yani Türkiye siyasi alanda olsun, yani manevi olarak da Kırım Tatarlarını yani her platformda arkasında durduğunu ve Ukrayna'nın bütünlüğüne de toprak bütünlüğüne de çok önem verdiğini çok değişik şekillerde vurguladı. Her tür uluslararası platformda yani her tür ne diyelim bu geçen süre zarfında. Ya aslında o yönden Türkiye'ye bence müteşekkiriz. Fakat tek katılmadığı konu yaptırımlar. Burada da diğer ülkelerden ben akademisyenlerle konuştuğumda hani bunu anlıyorlar. Çünkü hani Türkiye'nin bir tür enerji bağımlılığı var. Bir tür
ticari bağımlılığı var Rusya'yla. O yüzden yaptırımlara katılmamasını yurt dışından anlıyorlar. Tabii hani bizim Kırım Tatar dernekleri mesela bu konuda eleştirel yaklaşmıştı. Bu da normal yani, çünkü Kırım Tatar derneklerinin görevi bu herhalde diye düşünüyorum. Fakat hani dışarıdan bunu anlıyorlar. Özellikle Davutoğlu döneminde çok cesur sözler söylendi. Yani gerçekten Rusya'ya karşı Türkiye'nin tavrı çok ne diyelim, bu işgale karşı biraz yani sert bir şekilde bunu ifade edilmesi çok önemli bence. Ve Rusya da buna çok dikkat ediyor. Öyle diyeyim. Yani Türkiye öyle yani çok kötü ülkelerden değil, iyi ülkelerden diyebiliriz bu konuda. Evet, aslında şöyle de bir açıklama yapmakta fayda var. Türkiye işgalin ilk gününden itibaren işgali tanımadığını açıkladı ve bugüne kadar gerek Birleşmiş Milletler'de gerek Avrupa Konseyi'nde özellikle Kırım Tatarların hakları konusunu ve Kırım Tatarlarına karşı işlenen insan hakları ihlalleri ve insan hakları suçları ile ilgili konuları Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar kabul ettiği 5-6 kınama kararında, genel kurulda kararın yazıcısı olarak, ortak yazısı olarak diplomatik alanda yürüttü. Ukrayna ile birlikte ve birkaç ülkeyle birlikte. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi organlarında da AGİT'te de Türkiye çok aktif bir şekilde hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hem Kırım Tatarların hakları konusunu, yani bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Uluslararası hukuk metinlerinde Türkiye özellikle Kırım Tatarların haklarının korunması noktasında çok önemli ve aktif bir rol aldığını biz çok yakinen biliyoruz. İnci Bowman Hanım şöyle bir şey söylemiş. Mustafa Kırımoğlu'nun 2014'ten sonraki gayretleri konusunu açmadınız. Avrupa'da ve ABD'de görüşmeler yaptı, konferanslar verdi. Aslında bu soruyu şöyle genişletelim. Doğrudan Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Dünya Kırım Tatar Kongresi gibi kuruluşların Avrupa ve Amerika'da yapmış olduğu lobi çalışmaları ve konuyu duyurma, aydınlatma çalışmalarından da bir bahsedebilirseniz çok memnun oluruz. Yani ben bu konuşmada çok geniş olacağı için dünyanın yani Türkiye haricinde, Ukrayna haricinde ve Kırım Tatar örgütleri ve liderleri haricinde diğer dünyadakiler ne yaptı ve ne tepki verdi? Biraz onu anlatmak istedim. Belki hani baştan daha net olarak belirtebilirdim. Tabii bu bambaşka bir çalışmanın ayrıtan konusu. Yani zaten benim dediğim gibi konum yani bu hem diaspora örgütlerinin aktiviteleri kesinlikle yani uluslararası örgütlerle, şöyle diyeyim ben, belki burada farklı bir şey söyleyebileceğim yer şu olabilir. Kırım Tatar Milli Hareketi yani ister istemez nispeten daha küçük bir hareket pek çok millete göre. Fakat sürekli koalisyonlara giderek yani insan hakları örgütleriyle olsun, işte uluslararası örgütlerle olsun, yani en başından beri bu, yani 1950'lerden 60'lardan beri yani kendini böyle yalıtmayarak çok güç kazandığını düşünüyorum. Yani uluslararası örgütlerle gerçekten çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani 1990'dan sonra sürgünden gelip Kırım'a yerleşme sürecinde bile biliyorsunuz kimse Kırım Tatarlarına maddi bir destek vermedi. Sadece işte kendileri vardı. Biraz işte diasporanın tabii çok önemli desteği oldu. Fakat yine uluslararası örgütlerden fonlar geldi. Yine onlardan ne bileyim işte çok çeşitli destekler de geldi. Yani uluslararası örgütlerle, genelde Birleşmiş Milletlerle olsun, özellikle şeye hiç girmedim, Kırım Tatarlarının yerli halklarla birlikte çalışmaları var Birleşmiş Milletler kapsamında. Yerli halkların haklarının tanınması sözleşmesi kapsamında.
Onunla ilgili pek çok Birleşmiş Milletler forumlarına gidildi, katıldı. İşte Avrupa Parlamentosu'ndan bile son hani özellik kararının çıkmasında tabii ki bizim meclisimizin çalışmaları çok çok önemli. O gerçekten o kadar büyük bir konu ki başka bir günde daha ayrıntılı inceleriz diye düşünüyorum. Zaten Rıfat Aga da biraz bahsetmiştim. Evet, aslında Avrupa Parlamentosu'nun son aldığı kararı hepimiz şimdi bir sindire sindire okuyup üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onunla ilgili yorumlar önümüzdeki günlerde daha çok kamuoyunda yer bulur. Son bir soru Göksel Önem Facebook'tan sormuş. NATO ve Amerika'nın tüm Avrupa'daki nüfuzunu arttırması ileride bizlere ne yaşatır? Bunu, yani bu soru biraz spekülatif bir soru ama buyurun. Ya da konunun dışında bir soru ama. Evet. Yani çok uluslararası ilişkilerde tabii nereye gittiğimiz çok belli değil. Şimdi Batı aslında güçsüzleşiyor değil mi? Bir de Çin var mesela hiç konuşmadığımız şeyler bunlar. Çin ve Rusya çok taraflı bir uluslararası sistem öngörüyorlar. O yöne doğru da gidiyor gibi görünüyoruz. Yani böyle bir büyük bir Amerikan tehlikesi, NATO tehlikesi artık çok fazla yok yani böyle NATO'nun işte darbeler düzenlemesi filan. Ama şöyle bir şey oldu yani Rusya'nın tehdidi artıyor. İşte Çin'in yine çok büyük tehdidi artıyor. Yani bu bağlamda bizim gibi orta kuvvette ülkeler, Türkiye gibi hani neler yapabilir derseniz, yani bu işte gerçekten çok önemli bir soru. Ve hatta böyle devletleri olmayan milletler, Kırım Tatarları gibi neler yapabilir? Yani gerçekten bu zor bir soru. Yani bu uluslararası ilişkilerin gidişatıyla ilgili bir şey. Aslında başlı başına birkaç ayrı sunum konusu tabii ama doğrudan evet bugünkü konumuzla ilgisi yok. Onu ifade etmek gerekiyor. Biz buna ancak Kırım Tatarlarının bakış açısı açısından bakmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Vakıf Başkanımız Zafer Bey söz istiyor. Buyurun Zafer abi. Filiz Tutku Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir ufuk turu yaptı ama öyle bir ufuk turu yaptırdı ki ben Kırım Tatarıyım, ben Kırım Türküyüm, Kırım için bir şeyler yapıyorum. Hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup işte Türkiye'nin etrafındaki kuşatılmışlık hissi duyan herkesin bu sunumdan kendilerine bir çıkarımlar elde edip, çıkarımlar yapıp daha fazla vatana, millete nasıl hizmet edebilir noktasında çok çok önemli de bize doneler verdi, sorumluluklar da yükledi. Şahsen ben bu konuşmasından sonra üzerimizdeki diasporada yaşayan her bir Kırım Tatarının, Aydınlının, sivil toplum örgütü yöneticilerinin üstündeki sorumluluğun daha da arttığı kanaatindeyim. Yeni sorumluluklar ve yeni vazifeler yüklediğini düşünüyorum. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten Tutkun Filiz Aydın'ın bu konuşmasını bizim Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerimiz, bütün dünyadaki sivil toplum örgütleri yöneticilerimizin dikkatle dinlemesi lazım. Hatta Ukraynalı diplomatların da dinleyip bundan kendilerine bir yorum çıkarmaları, yol göstermeleri, yol görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu arada konuşmasının başında bir Viktor Ostapçuk'un bu akademisyenler bildirisinin internet sitesine ödediğini söylemişti. Eğer Tutku sen Ostapçuk ile onlarla temastaysan biz Emel Kırım Vakfı olarak bu internet sitesinin sürekli olarak açık kalması, parasının ödenmesi ve yürütülmesinin sorumluluğunu üstümüze alırız. Hakikaten böyle internet sitesi çok önemli. İnternet siteleri kuruluyor. Belli bir süre sonra, 3 sene, 5 sene sonra yok olup gidiyor. Ve bunlar aslında bizim Kırım Tatar medeniyetinin zenginliğinden bir parça koparıp gidiyor. Bunların bir kurumsal bir
çatı altında toplanması yararlıdır diye düşünüyorum. Peki bütün bu kamu diplomasisinde sivil toplum örgütlerinin de önemli bir katkısı olabilir. Bizlerin bu sivil toplum örgütleri veya Kırım Tatar aydınları, eli kalem tutan insanlar, İngilizce ya da başka bir dilde bilen insanlar bu konularda nasıl çalışmalar yapabilir? Bu konuda önerilerin var mıdır, tavsiyelerin var mıdır? Evet, aslında şimdi düşünüyorum bu konuda. Biraz da bahsettim. Ya bir... Evet. Yani şimdi sizin de fikriniz vardı bu konuda Zafer abi. Bu bir Kırım Tatar Çalışmaları Merkezi, İsmail Gaspıralı Üniversitesi diyordunuz siz herhalde. Yani şimdi Türkiye'de bile böyle bir odaklanmış bir yer yok. Yani orada hem dil çalışılacak, hem tarih çalışılacak, hem uluslararası ilişkiler olacak. Yani Kırım'a odaklanmış bir yer olması. Şimdi Ukrayna'da sanırım Taras Şevçenko'da veya Tavruçeski Üniversitesi'nde böyle bir Kırım çalışmaları oluşturulmaya çalışılıyor. Ama yani dünyada da yok. Mesela işte sanırım Fikret Yurter'in inisiyatifiydi. Bir Kolombiya Üniversitesi'nde böyle bir Kürüm Tatar Çalışmaları Merkezi hatta kurulmuş. Tabii buna fon gerekiyor filan ve bir süre sonra, bir iki sene sonra kapanmış. Yani Batı'da da böyle bir merkeziniz olsa yani gerçekten iyi olur. Bilmiyorum, gittikçe hani daha çok aramızdan akademisyenlerin sayısı artıyor. Belki Polonya'da böyle bir merkez olabilir, başka yerlerde olabilir. Ama çok önemli. Yani ben mesela Toronto Üniversitesi Kütüphanesi'ne gittim. Ve Turkish Denial, yani Türkiye'nin Ermeni soykırımının olmadığını iddia etmesi üzerine böyle iki raf kitap. Yani Ermeni soykırımı üzerine falan değil, Türkiye'nin buna nasıl karşı çıktığı üzerine. Yani böyle o kadar çok yazmışlar ki yani bir şeyi 40 kere söylersen olur gibi yani kendi şeyimizi anlatmamızın tek yolu. Yani belki akademisyenler hani hemen siyaseti etkilemiyorlar ama sonuçta bu tür kitaplarımız olursa gazeteciler de açıp bakacak, işte makalelerimiz olursa işte gazeteciler bizimle konuşacaklar filan. İşte oradan belki devlet adamları bir briefing için çağıracaklar ya da açıp orada okuyacaklar. Yani bizim o hazır o çalışmaları, uluslararası hukuktaki tezlerimizi, tarihteki tezlerimizi, bunları yapabileceğimiz, olabildiğinde çok üretim yapabileceğimiz bir merkeze ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de de böyle şu anda çok fazla merkez açma şeyi var yani ne diyelim, ivmesi var. Belki bu konuda mutlaka yani bir başvuru yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında yani İskender Bariye benim gibi yapıyor. Böyle bir kamu diplomasisini yürütecek bir merkez gibi bir şey. Yani her an bir şey olabilir Kırım'la ilgili. Yani yarın bir gün Rusya'da ayaklanma oldu filan, değil mi? Hemen böyle işte medyayla demeç verecek, hemen gazetelere yazacak filan. Böyle hazır duruma geçecek bir kamu diplomasisi yine odağı. Mesela sürekli sistematik olarak New York Times'a yazmaya çalışabiliriz yani. Çünkü hani orada Amerika'da tanıdıklarımız da var. Oralara nasıl ulaşıldığını, oradaki insanlara nasıl yazıldığını filan biliyorlar az çok yani. Bize yol gösterebilirler. Ama biz o yazıların, hani yeni bir şey oldu Kırım'da hemen o yazı. Zaten onlar da arıyorlar çünkü yani Kırım'la ilgili uzmanlar o kadar az ki yani kimi bulsunlar. Bu önemli. Çok önemli başka bir konu da şimdi Rusya uluslararası örgütlerde kendi tezini savunurken şey diyor. Geçmiş karıştırmayın. Yani şu anda Kırım'da durum neyse onu konuşalım. İşte Kırım'daki işte insanların çoğu Rus'tur. Ve dolayısıyla onlar da işte çok memnunlar Rusya'dan falan gibi bir tez üzerinden gidiyor. Şimdi yani öyle bir şey olmaz. Yani bunu mesela Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargıçlar da karşı çıktı. Geçmiş
şu andaki durumla alakalıdır. Yani şu andaki durum nasıl meydana geldi o zaman, değil mi? Yani dolayısıyla bu tarihi adaletsizlik diye bir şey var. Yani adaletsizlik sadece şu andan ibaret değil. Yani tarihi adaletsizlik de önemli. Şimdi Kızılderililer falan da hepsi ta geriye gidiyorlar. Yani bir sürü dava açtılar. Kanada bir sürü para ödüyor falan. Avustralya ödüyor. Yani bazı adaletsizlikler zaman aşımına uğramaz. Yani o konuda bizim çalışıp hani Namık Kemal Bey'in de dediği gibi uluslararası hukukta işleyeceğimiz çok şey var. Yani belki biz uluslararası hukuku yenileyebiliriz. Yani yeni alanlar ekleyebiliriz. Yani tarihsel adaletsizliği literatüre sokabiliriz. O alanda yapabileceğimiz çok çalışmalar var. Bir de internetin daha etkili kullanımı. Dediğim gibi mesela bu sürgünü sanki böyle bir sürgün müzesine gitmişsiniz gibi. Yani oraya gidiyorsun, sesler duyuyorsun, efendim insanların sözlü tarihlerini dinliyorsun. Yani web sitesine gidince, efendim kim nereden sürülmüş mesela bu interaktif bilgisayar programlarıyla, çok bilgisayarcı arkadaşımız da var arada. Yani bunu mutlaka, yani bu bizim her şeyin temeli yani sürgün. Çünkü o şu andaki işgalin de aslında yani işgalin sonrasında düştüğümüz durumun hepsinin sebebi bu yani. O yüzden bunu unutturmamak ve mutlaka bütün dünyaya öğretmemiz gerekiyor açıkçası. Evet, sürgün org diye orada çok güzel çalışma gerçekten site var. Yani ama çok böyle değişik dijital haritalar falan, yani çok değişik şeyler var. Ben de hani çok hakim değilim bu konulara da. Mesela şeyi bile bulunabilir yani. Gün gün sürgünden nereye gittiler, hangi aile, kimler nerelere dağıldı, hani onları böyle işaretlenmesi falan. Ne kadar bu konuyu araştırıp da herkese, bütün dünyaya öğretirsek. Değil mi? Şimdi Yahudiler mesela kendi sürgünlerine Holocaust diye yeni bir isim koymuşlar. Yani biz de mesela sürgün diye bütün insanlara bunu ne kadar çok öğretirsek o kadar önemli diye düşünüyorum. Bu kadar önerilerim şimdilik. Evet, teşekkür ederiz. Tabii sizin söylediklerinize cevaben değil ama şöyle söyleyeyim. En azından buradan bizi dinleyen bütün katılımcılar için. Bizim şu anda başlatmış olduğumuz Kırım Derneği Genel Merkezi olarak birkaç tane proje var. Bu sürgün orgu orada paylaşmamız özellikle paylaştık. Bu sürgün org aslında nereden baksanız 10 yıldan uzun süredir devam eden bir site ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın destekleriyle de kendini sürekli geliştiren bir site. Biz inşallah önümüzdeki 4-5 ay içinde sürgün sırasında Kırım Tatar Milli Hareketi'nin sürgüne uğrayan insanlarımızın arasında dolaşarak birer birer topladığı ve Zera Bekirova'nın kitap haline getirdiği Rakamlar Şahitlik adlı kitabı, Rusça bir kitap, Türkçe'ye kazandıracağız ve elimizde çok önemli, doğrudan Milli Hareket'in kayıtlarına dayalı, istatistik bilgilere dayalı bir kaynak olacak inşallah. Artı sürgün.org sitesini de sürekli olarak yenilemeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Onun dışında tabii sizin bahsettiğiniz Kırım Araştırmaları Merkezi noktasında da gene genel merkez olarak bir takım projelerimizi hazırlıyoruz şu sıralar. Biraz daha basitten de olsa yavaş yavaş kendini geliştirecek bir yere doğru gidecek inşallah. Evet, sorularımız bu kadar hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ben, Facebook'tan hem buradan katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta malumunuz İsmail Bey Gaspar'ın doğumunun 170. yılı. Önümüzdeki pazar iki tane organizasyonumuz olacak. Bir tanesi tabii Emel Fikir Kültür Konferansları kapsamında bizlere Özbekistan'dan Profesör Doktor Zaynabidin Abdurreşit, İsmail Bey Gaspıralı ve Türkistan konulu konuşmasını yapacak. Bir başka programımız da Emel Fikir Konferanslarından hemen önce
yine Yurt Dışişleri Başkanlığı ile Kırım Derneği Genel Merkezi'nin ortak bir İsmail Gaspıran'ın doğumunun 170. yılı programı yapacağız. Orada da bizlerle beraber Ufuk Aykol, Fethi Kurtişahin ve Gaspıralı'nın torunu Gülnar Seyit Ganiyeva birlikte olacaklar. Biz hepinizi önümüzdeki pazar bu iki programa da katılmaya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. İnşallah söylediğiniz konularda Emel'in önümüzdeki sezonki programlarında birlikte olacağız. Çünkü sizden çok daha fazla faydalanmamız gerekiyor bu hususlarda. Biz herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim bütün katılımcılara. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Organizatörlere de ayrıca çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.